Selam. Bugün çok beklenen bir film olan Tim Wolf Movie'yi inceliyoruz. Dizinin saçma finalinden sonra bazı şeyleri açıklığa kavuşturmuşlar. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya baktığımızda dizideki bütün ekibi neredeyse toplamışlar. Büyük bir eksikle tabii ki. Başrollerde Tyler Posey, Tyler Hoechlin, Holland Roden ve Crystal Red yer alıyor. Yani ilk sezonların orijinal ekibi. Ayrıca geri kalan önemli karakterlerin hepsi var. Dylan O'Brien hariç. Ne yazık ki kendisi önemli bir yere sahip olmasına rağmen filmde yer almadı. Onun yerine ölüyü diriltmeyi tercih etmişler. Filmin yapımcısı her zaman olduğu gibi Taylor Posey ve Tyler Hoechlin. Konuya geldiğimizde o karanlık sezonda gördüğümüz Nagitsune'nin geri dönmesini ve geçmişten kalan hesapları kapatmak istemesini izliyoruz. Ayrıca onunla birlikte yok olduğunu düşündüğümüz biri daha kafası karışık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Zaten fragmanlar her şeyi açıkladığından bir spoiler söz konusu olmamalı. Dizinin son vermesinin ardından çok zaman geçmişti. Özellikle son sezonda o kadar eleştirilen bir final verildi ki kimse memnun kalmamıştı. O yüzden bu film hem özür niteliğinde hem de kalan sorulara cevap niteliğinde bir iş olmuş. Unutanlar için diziye dair bazı şeyleri de açıklayacağız. Film Liam'ın çalıştığı bir Japon restoranı ile başladı. Ve daha ilk saniyelerden gerginliği tavan yaptıracak kapşonlu biri geldi. İlk sahnede gördüğümüz üç kolda spiral, Dere'in sürüsünün sembolüydü. Gelen kişinin söylediği bir kapı ne zaman kapı değildir repliği de dizinin önceki sezonlarında söylendi. Zaten burada asıl uğraşımızın kötü bir tilki ruhu olan Nogitsuno olduğunu anlamıştık. Gördüğümüz kavanoz Nemeton denen kutsal ağaçtan yapılma tilki ruhunu hapsetmek içindi. Cyrus'ın döneminden kalan bir mevzu ve bize göre en başarılı sezonlardan biriydi. Final sezonu ve film arasında 15 yıllık bir zaman atlaması var. O yüzden herkes büyümüş ve işinde gücündeler. Yani ergenleri izlemiyoruz. Hedeflerini gerçekleştirmiş yetişkinler olarak karşımıza çıktılar. Scott'ın gücünü hemen göstermeyi tercih etmişler. Yanlış hatırlamıyorsak son sezonlarda True Alpha olduğu için gözleri kırmızıydı. Bunun şartı da birini öldürmemiş olmaktı. Aradan geçen yıllarda dahi Scott kimseyi öldürmemiş. Bunu böylece anlamış olduk. Jenerikte gösterilen kılıç hem Kira'nın kılıcına hem de Allison'ın öldürüldüğü katanaya bir referanstı. Hatırlarsanız eğer Kira Skinwalker'larla anlaşma yapmış ve yer altına götürülmüştü. O yüzden kendisini bir daha görememiştik. Lydia'nın ses enerjisini yenilenebilir enerjiye çevirmek üzerine kariyer yapması güzel düşünülmüş. Çığlıklarıyla sevdiğimiz karakterin oldukça uzun bir süredir çığlık atmadığını öğrenmek her ne kadar şaşırsa da kendisi bunu filmde ben şiller çığlık atmaz ağlar diyerek açıklaması yerindeydi. Annesinin kim olduğunu öğrenememiş olsak da Derey'in Eli adında bir oğlu olduğunu gördük ve sürünün en genç ve travma sahibi kurdu olarak filmi filmin ergen kodasını doldurmak adına yerinde bir karakterdi. Tek can sıkıcı şey Stylus'un kamyonetine olan düşkünlüğü ve en sonunda ona sahip olmasıydı. Derek ve Stylus arasında belli edilmese de güzel bir bağ vardı ve bu filmde bunu daha da iyi anladık. Scott ve Malia'nın ilk karşılaşmalarındaki tuhaflığının sebebi de 6. sezonda öpüşmüş olmaları yüzündendi. Veterinerin sorduğu bilmecelerin sebebi mitolojide tilki ruhları düzenbaz oldukları için konuştukları kişinin gerçekten bir insan olup olmadığını anlamak adına ona bilmece sorarlar. Kafa karışıklığı yarattığından Kitsune veya Nogutsune kendini ele verir. Bunu unutmamaları güzeldi. Ayrıca Allison'ın Nemetan'dan dönüşü daha da iyi olabilirdi. Onunla beraber hiç değişmeyen Nogusuna'nın geri dönmesi geçmiş hatırlattı. Buralarda Void tarzı gözümüz çok fazla aradı. Bazı şeylerin ilerleyen yıllarda daha da iyileştirilmeye çalışılmayıp orijinal şekilde bırakılması güzeldi. Ellison'ın filmin büyük bir kısmında düşman olarak yer almasına rağmen yavaş yavaş anılarına sahip olması da gayet yerindeydi. Kira dışında başka bir Kitsuna gördüğümüz için de sevindik çünkü Kira'yı göremiyorduk. Derey'in oğluna kendi gözlerini gördün mü diye sorması ve Eli'nin tepkisi de çok komikti. Peter her zamanki gibi çok havalı girişler yapmaya devam ediyor. Jackson'ı ise çok daha cesur bir şekilde hatırlarken bu filmde oldukça pasif biri olması çok saçma geldi. Ayrıca kendisi kurt dönüşümünü tamamlamış ve kanime formunu kaybetmişti. Ama özelliklerini taşıyordu. Burada kendinden direkt kertenkele olarak bahsetti. Yıllar sonra anlam veremediğimiz Stiles ve Lydia ayrılığının sebebini sonunda öğrendik. Belki de filmin en iyi yanı bunu cevaplamalarıydı. Öte yandan Dylan O'Brien filmi sabırsızlıkla beklediğini ve bir şekilde seriyi arkasına bırakması gerektiğini söylese de özellikle onun çok büyük etkisinin olduğu bir kötü konu edilirken kendisini flashbacklerde bile görmemek hayal kırıklığı oldu. En azından bir iki sahnede gösterilse bir nebze telafi edilirdi. Film dizinin kalitesinden bir şey kaybetmemiş ve her şeyi, herkesi aynı görmek bizi sevindirdi. Bütün ekibi toplayabilmelerine sevindik. Icon House'u finalde görmekte beklediğimiz bir şeydi. Sonuçta orası herkesin korkulu rüyasıydı. Öte yandan final hem üzücü hem de yeterliydi. Bu sefer daha anlamlı bir final vermeyi başardılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Team Wolf Movie beklediğinizde değdi mi? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.